Kendi itirafları da öyle zaten. 40 seneden beri hazırlandıkları bir şey. Yani bu 1980 darbesi olmuş, 70 darbesi olmuş, efendim 90 darbesi olmuş, Erbakan'a 28 Şubat olmuş. Bunların hepsi geçici darbe olarak görülüyor. Esas ana darbeyi bugüne hazırlamışlar. Ana darbeyi bunun şahsında, bu adamın şahsında hazırlamışlar. 40 senedir CIA gibi cinayette maharet kazanmış, devletleri bitirmekte maharet kazanmış, ün yapmış bir teşkilatın hazırladığı bir hareket. NATO merkezli. Yani silah problemi yok, uçak problemi yok, insan problemi yok, mermi problemi yok, hiçbir sıkıntı yok. Ellerine dahilde canavarlık yapabilecek hainleri de kazanmışlar, onları da ele geçirmişler. Bu darbenin muvaffak olmaması için hiçbir sebep yok yani. Yani bu darbeyi önleyenlerin de, ben hepiniz bu işte çok tanıdım, meşgul oluyor, hepimiz meşgul oluyoruz. Kaç tane sarıklı sakallı var bu darbeyi önlemeye çalışan? He? Çok az. Yok herhalde. Çok az. Biz çıktık efendim ama. Yani darbeden önce herhangi bir şey aklımızın ucuna gelmemişti. Yani, bu ölenlerin içerisinde diyorum. Ha, yok efendim. Bizim Cahit var sadece. He, bizim Cahit var. Başka yok. Yani burada 1962-63'lerde bir Yılanların Öcü diye bir film çıktı ortaya. Fakir Baykurt'un yazdığı romanı film yaptılar. Müthiş bir propaganda gücüne sahip, komünizmi tekin ediyor. O zaman her gittiği yerde büyük hadiseler oluyordu. Yani o filmin oynatılacağı her yerde büyük hadiseler oluyordu. Elazığ'da geldi, Elazığ'da da oynatacaklardı. Elazığ'da bunu önleyenler tamamı sarkoş tabakası. Ya biz öldük mü bu memlekete komünistlik geliyormuş. Şişeyi bırakan, esrarı bırakan gitti orayı bastılar. Adamlar canlarını zon kurtardılar ve bir daha da Elazığ'a uğramadılar. Şunu demek istiyorum. Yani ince bakıldığı zaman Allah bir şeyi muhafaza etmeyi murad etti mi, muvaffak etmeyi murad etti mi, sebeplerini halk ediyor. Sebeplerini halk ediyor. Sebeplerin üzerinde hadiseler cereyan ediyor. Sebepler noktasında şunların muvaffak olmaması için hiçbir sebep yoktur yani. Her şeyi en ince teferruatına kadar şey yapılmış. Yani bir köylünün varı yoğu her şeyi tarlası, o tarlaya ektiği buğdayı kimin aklına gelir? Ben bu buğdayı yakayım, duman olsun ki uçak kalkamasın. Bu düşünülecek şey mi yani? Tarlasını ateşe veriyor ki o pistte duman olsun ve uçak kalkamasın. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi İslamiyet'i ortadan kaldıranlar aynen bunun gibi suhuletle karşılaştılar. Aynen. Bugün iyiye giderken nasıl kolaylıkla meydana geldi? Aynısı. O Doktor Rıza Nur'un hayat hatıratında yazıyor. Diyor ki ben diyor hayretten hayrete düşüyorum diyor. Artık bitti diyoruz diyor. Kitabına yazmış. Hayat hatıratında var. Artık bitti. Tamam, buraya kadarmış. Bavullarımızı topluyoruz. Herkes evine dağılıp gidecek. Bir de bakıyoruz ki bir yerden bir yardım geldi. Tekrar toparlandı. Nasıl oluyor anlayamıyoruz diyor. Bunu söyleyen adam mecliste diyor Üstad Hazretleri'nin nutkundan sonra onu söylemiyor. O nutkundan sonra mecliste namaz kılımlar çoğalmış ya, ona isyan etmelerini anlatıyor. Dinsizin biri yani.
Allah'ı tanımayan bir adam. Bidayetinde başına gidiyor. Aynen bugün İslam'a doğru giderken Allah'ın tam bittik dediği yerde yardımı nasıl koşmuşsa, İslam'ı yıktıkları zaman da öyle olmuş. Aynen. Bittik, bavullarımızı topladık, işte düşman ta Ankara'ya kadar, Polatlı'ya kadar dayandı. Artık meclisi Kayseri'ye taşımayı düşünüyoruz, ona da imkanlarımız yok. Hepimiz bavullarımızı topladık diyor. Ondan sonra Rusya'dan bir destek geldi. Tekrar kendimizi toparladık. Yüzlerce böyle hadise. Aynı şey bugün oluyor. İnce bakılmazsa bu fark edilmiyor. Sebepler noktasında izah edecek bir şey yok yani. Sebep yok. Sebepler sukut etmiştir. Sebep yok. İşte bu nasıl ki adam dini kaldırdı, diyaneti kurdu. İngiliz aklı bu. İngiliz aklı bu. Asırlık aklı bu. Asırlık İslam düşmanlarının aklı bu. Dini yasak ediyor, diyanet teşkilatı kuruyor. Elif Bey'i öğretmeyi yasak ediyor, ilahiyat fakültesi kuruyor. İmam Hatip'i açıyor. İmam Hatip'ler ondan zamanında açıyor. İlahiyatlar da ondan zamanında açıyor. İlahiyatların açılış sebebi 10 maddedir. 10 tane de prof imzalamış o zaman. Maddelerin aslı esası bir kemalizm dininin vücuda getirilmesidir. İslam dinini kaldırıp yerine bir kemalizm dininin vücuda getirilmesidir. Şimdi o gün nasıl ki böyle adım adım ve aldata aldata onları İslam'ın esaslarına direkt cephe almadan budaya geldiler. Aynen bugün de öyle gidiliyor. Gidilmeye mecburdur. Şimdi bazı kardeşlerimiz niye buna demokrasi diyorlar? Ne desin? Ordunun %95'ini bu imansızlar grubu işgal etmiş. %5'ini de Kemalistler işgal etmiş. Demokrasi demeyelim de ne diyecek? Söyleyin bakın bana. Sen orada olsan ne diyebilirsin? Sen orada olsan ne diyebilirsin? Tabii biz burada dağın başında rahat, İslam desinler. Hele bir de git oraya, istihbaratlar sana aksın, ordunun kıvamı sana aksın, memur kıvamı sana aksın, dünya devletlerinin istihbaratlarının önüne gelsin, bakayım İslam'ın iyisini konuşabiliyor musun? Sebepler dairesine hareket edilecek. Evet, İslam demedikçe dert bitmez. Ama İslam'a İslam'ı ilan ettiğin gün bile demokrasinin hayrını olarak İslam'ı ilan ediyoruz diyeceksin. Demokrasiyi kuvvetlendirmek için İslam'ı ilan ediyoruz. Belki de öyle söylenecektir yani. Belki de öyle söylenecektir. Yani maksat gemiyi sahile çıkarmaktır, batırmak değildir. Kenarda oturup laf üretmek kolaydır. Mesuliyet sırtına binince iş değişir. Acaba hangi şartlarla karşı karşıyalar? Dediğim gibi, şimdi işin içindeki adam geçen gün beyanat vermiş. 2010'dan itibaren zannedersem, Harbiye'den çıkanların %95'i bu herifin malıymış. %95. Yani şimdi albay mertebesine gelmiş, paşa mertebesine gelmiş, o ordunun kıvamı bu. Geriye kalan da Kemalist. Kemalizm telkin ediyorlar. Bunun bir özelliği var bunların. Bunlar aynen çocukların misketleri gibidir. Yuvarlak misket var ya. Yani Süleyman Demirel'in manevi ruhunun muhassalasıdır bunlar. Demokratik laik sistemin, kemalizmin ne kadar pisliği, ne kadar mendeburluğu, ne kadar ahlaksızlığı varsa
Bunlar da din namı altında yapılıyor. İnsanın ağzı dili varmıyor yani. Geçen gün bir resim koymuşlar, o ablalar dedikleri şeye gidiyor. Toplamışlar, hapse getiriyorlar. Bizzat şahit olduğumuz şeye dayanarak, acaba diyorum bunların hangisi temiz, hangisi fuhuş yapmış bilmiyorum. Hizmet diye fuhuşa gidiyorlar. Fetva öyle. Hizmet diye fuhuş yaptırıyor. Bu çekilen resimlerin, mesimlerinin, arşivlerin hepsi bunların kendi karıları. Bu abla marba dedikler, pislikler. Böylesi bir mendebur. Görülmemiş bir şey. Hasan Sabah falan bunun tırnağını kesemez. Benzetmedir o. Şimdi böyle bir işgale uğramış memleket birdenbire şudur demek, batırmak demektir yani. Batırmak demektir. Onun için sabırlı olmak lazım. Cenab-ı Hak lütfü keremiyle şimdi el de getiriyor, yel de getiriyor, sel de getiriyor. Şimdi İslam'ın menfaatine olan şeye el de yardım ediyor, sel de yardım ediyor, yel de yardım ediyor. Şükürler olsun. Bu gösteriyor ki yakın bir gelecekte İslam denilecektir. Bütün dertlerin devası bu. Bu da bunu nasıl söyleyeceksin? Belki bu bunlara nasip olmayacaktır. Risale-i Nur'daki ölçüye göre bu bunların işi değil. Bunlar hakimiyet devresinin elemanları. Bunlar devlette mütecanis vaziyeti meydana getiriyor. Yani devleti devlet yapıyorlar. Yani Süfyan Komitesi'nin rejimi bidakaranesini tamir ve ihya ediyorlar bunlar. Öyle devleti meydana getiriyor. Nasıl olacak diyorduk biz, işte böyle olacak. Mecburen tamir ve ihya ediyorsun. Mecburen. Okullarını nizama sokuyorsun, askeriyesini nizama sokuyorsun. Rejim onların rejimi, mecbursun. Evvela bir devlet meydana gelecek yani. Yani netice-i kelam, İslam denilecek Allah'ın izniyle. Fakat sabırlı olmak lazım geliyor. Temkinli olmak lazım geliyor. Milleti şimdi tersinden tahrik edip iş çıkarmalar da mümkün. Şimdi bu sıra niye İslam denilmiyor, niye bilmem ne denilmiyor? Haydi! Osmanlı'nın son zamanındaki olduğu gibi, haydi şeriat isteriz, bunlar ne isteriz? Bu sefer oradan bunların işini zorlaştıracak problem çıkabilir. Bunu böyle insanlara izah etmek lazım geliyor.